Evet, merhaba arkadaşlar. Bugün de sizler için Siemens C45'in tanıtımını yapmaya çalışacağım. Daha öncesinde ben bu telefonu kullanmıştım. Hatta o dönem sıfırdan almıştım. Güzel de bir telefondu. Daha sonrasında ben bunu hangisiyle takas ettim? Şu an tam olarak hatırlamıyorum. Yanlış değilsem Nokia 9110 muydu? Öyle bir telefondu. Şu an tam net hatırlamıyorum. Şöyle telefonun teknik özelliklerine web sitemizden baktıktan sonra telefonu açıp detaylı bir şekilde incelemeye çalışacağız. Evet, çıkış tarihi 2001 yılında çıkmış, yaklaşık 110 euro fiyatı varmış. Ağırlık 107 gram, mini simi destekliyor. Ekran tipi siyah beyaz grafikmiş. Çözünürlük olarak 101'e 64 piksellik ekran ebatı varmış. Ekrana 5 satır sığıyormuş. Hafıza kartı varmış, 32 MB dahilmiş. Hafıza kartı herhalde en yüksek 32 MB mı alıyor, onu da tam çözemedim. Uyarı türleri titreşim, monofonik, zil sesi ve bestecisi mevcutmuş. Mesajlaşma olarak SMS mevcutmuş. Tarayıcı olarak WAP 1.2. WAP varsa burada, tarayıcı browser varsa MS ve MMS neden yokmuş onu anlayamadım. Onun dışında tahminli metin girişi, ajanda ve değiştirilebilir kapaklar varmış. Batarya olarak çıkarılabilir niyon batarya varmış ki o dönem genelde 600 mAh'di. Bekleme süresi 200 saat, konuşma süresi ise 5 saate kadarmış. Yine bunda blue, yani mavi ve gri rengi mevcutmuş. Şöyle telefonu bir açalım bakalım. Yanlış değilsem şarjı da az, inşallah tamamını gösterebiliriz. Evet, açalım. Evet, kedi ile giriş yaptık. Şöyle menülerine bir bakalım. Lafı fazla uzatmadan. Burada demek ki ilk girişe şebeke menüsünü yerleştirmiştir. Şuradan bir çıkalım. Evet, şöyle bakalım. Bu direkt yukarı mı çıktı ya? Bir saniye. Yine ayarlar, yönlendirme, ses. Şöyle ses menüsüne bir girelim. Zil ayarı. Şöyle bir bakalım. Açık. Tamam. Şunu şöyle yapalım da şu yansımayı bir türlü şey yapamıyorum ya. Bir saniye, şu mu aşağıya indiriyor ya? Ha, şu aşağıya indiriyor, pardon. Evet, zil şiddetine şöyle bir bakalım. Tüm çağrılar. Evet, bu aynı Tosun Paşa'nın şeyine benziyor ya. Tamam. Bu da tamam. Bu aynı Tosun Paşa'nın melodisine benziyordu. Şöyle bir bakalım melodilerde neler varmış. Tüm çağrılar. Diğerlerine göre daha güzel ya bence.
taşlı geri geri geliyor. Bunlar da bestelenmiş bölümler ama bestelenmiş melodi olmadığı için burada herhangi bir melodi yok. Evet, melodi bölümü böyle. Onun dışında ne varmış? Titreşim, tuş tonu, 1 dakika sinyali. Bu da önemli. Mesela her 1 dakika geçtiği zaman ufaktan bir sinyal veriyor. Yani diyor dikkat et, fatura cebini yakabilir. Onun dışında burada yönlendirme menüsü var. Buradan gelen çağrıları telefonu istediğiniz numaraya yönlendirebiliyorsunuz. Ayarlar menüsünde telefon ayarları var. Burada dil seçimi, ekran, tuş takımı, durum. Yine T9 girişi, yani kolay tahminli metin girişi. Onun dışında güvenlik bölümü var. Şebeke, kullanıcı grubu, görüşme esnası, fax data. Yine burada saat bölümü varmış. Aksesuarlar kısmı da mevcutmuş. Özel menüye şöyle bir bakalım. Evet, internet varmış. Randevu günleri, doğum günleri. Buradan not bırakılabiliyor. Alarm bölümü var. SMS, gelenler, gidenler. Şöyle bir oyunlara bir bakalım. Oyunlara geçmeyelim. Evet, Kung Fu. Bir saniye, şöyle eğitim modu seç. Defansı seç. Evet, berabere gidiyor gibi, bakalım. Evet, demek ki ilk darbeyi atan kazanıyor. Şu adamdaki tipe bak ya. Evet arkadaşlar, burada kaybettik. Tekrar etmeyelim ya. Sonra yenilen pehlivan güreşe doymazmış derler. Evet, onun dışında bakalım. Bu herhalde kutu oyunuydu. Başlat diyelim. Evet, buradan kutuları hareket ettirmemiz gerekiyor. Evet. Tamam. Şöyle şunu bir itelim bakalım. İtemedik. Şuradan. Evet, nasıl çıkacağız arkadaşlar bu arada? Şöyle. Evet, burada arada kaldık. Demek ki burada önemli olan bunları kullanarak bu alta düşmemek veya gelen paketlerin altında kalmamak, yoksa böyle paket ediyorlar. Onun dışında şöyle bakalım. Ya şu tuş olayını bir türlü çözemedim. Bu da balon patlatma oyunu mu? Evet diyelim, bakalım. Evet. Demek ki onlardan uzak durmamız lazım. Balonu patlatmamız gerekiyor. Şöyle 5'e basınca, evet. Bu oyunu da çözdük. Tabii bu telefonu kurcalamayalı bayağı oldu. İnsan unutabiliyor ki ben bu telefonu da normalde kullanmıştım. Şimdi ben burada bazı telefonların tanıtımını yaptığım zaman direkt bakmadan tanıtımını yapmaya çalışıyorum. Diğer türlü de fazla zaman kaybı olsun istemiyorum. O yüzden de böyle sorunlar yaşayabiliyoruz. Evet, kayıtlar bölümü. Bunu geçelim. İrtibatlar, daha ne varmış? Gruplar, ajanda, saat. Bakalım, bu kadarmış. Sörf, eğlence, buraya biz baktık herhalde. İnternet, oyunlar, resim, melodi menüsü. Burada melodi besteleyicisi var. Profilleri geçelim, zaten sesleri ayarlamıştık. Yine burada yönlendirme bölümü var. Ayarlar menüsü var. Bu özel menüye de bakmıştık. Telefon böyle bir yapıya sahip. Evet, şöyle telefonu yakınlaştıralım. Evet, gördüğünüz gibi bayağı da küçük bir telefon, ele avuca sığıyor. Gayet de iyi. Zaten o dönemler telefon ne kadar küçük olursa o kadar daha kullanışlı oluyordu, o kadar daha prim yapıyordu. Şu an ise yıl 2019, ne kadar takoz olursa o kadar iş yapıyor bizim için. Çünkü genelde şu an her geçen gün manevi değeri artıyor. Geçen bir ara ben ne vardı, Motorola Dynatouch 8500X vardı bende. Ericsson Hotline vardı. Onda bir mazisi var, onu ben size anlatayım.
Ben onu normalde satmayı düşünmüyordum. Daha sonrasında benim hatta web sitesinde o zaman eski telefonlar da vardı. Bir yandan satış yaparken bir yandan da telefon alıyordum. O dönem unutmuşum. Motorola DynaTouch orada duruyordu. Daha sonrasında biri aradı beni. Dedi ki bu telefonu satar mısın? Dedim pek satmayı düşünmüyorum. Daha sonrasında işte konuştuk. O dönemde işin açıkçası biraz da nakite ihtiyacım vardı diyebilirim. Daha sonra ben o dönem İstanbul'daydım zaten. Daha sonra bana dediler işte bana sat dedi abi. Baktım bayağı o da seviyormuş o tarz telefonları. Şöyle yan dizaynda böyle bir dizayna sahip. Bu arkadaş Balıkesir'deydi. Daha sonrasında biz onunla anlaştık. 1000 liraya mı 1200 liraya mı o civar bir şeye anlaşmıştık. Daha sonrasında telefon açtım dedim sen ne iş yapıyorsun dedi işte ben kalorifer kazanına çalışıyorum falan. O dönemde bayağı üzüldüm. İşin açıkçası o dönemde o kadar da ihtiyacım hem vardı hem yoktu ya. Yani. Daha sonrasında adamla konuştuk. Ben bayağı adama üzüldüm. Dedim çocuğun var mı? Var dedi. Dedim o zaman dedim sen 800 gönder dedim. Sana göndereyim dedim yanında da hotline'ı hediye göndereceğim dedim. Daha sonrasında ona gönderdim zaten de. Daha sonra beni aradı ya dedi bak daha sonrasında vazgeçme şimdi sen indirim yapınca adam bayağı şaştı tabii. Öyle de bir mazisi oldu ve ona gönderdim. Daha sonrasında baktım. Onda da bir tane Nokia'nın büyük hava telefonu vardı. Onun da batarya şey anteni onunla uyumluydu. Benim o şeyin anteni kırıktı. Onu da oraya takmış. Daha sonrasında baktım WhatsApp profili yapmış. O öyle sevinince ben de bayağı bir sevindim. Öyle de bir mazimiz oldu. Evet, Siemens C45 böyle bir yapıya sahip. Arka dizaynında böyle bir dizayna sahip. Yan dizaynı da böyle şu üst kısmı. Evet, bugün de bir tanıtımın sonuna geldik. Öyle de bir mazimiz oldu. Bu arada anlattık. Tekrar görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın.